Galatasaray Markao'yu satıp yerini onunla dolduracak. Jimbo Markao'nun alternatifini Süper Lig'de buldu. Sarı Kırmızılılar Brezilyalı stoperin yaz transfer döneminde takımdan ayrılması durumunda Giresunspor'dan Alexis Perez'i kadrosuna katacak. Markao'ya Avrupa'dan birçok talip var. Galatasaray'da Markao out, Alexis Perez in. Bu sezon futbolda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Sarı Kırmızılı kulüp her ne kadar seçim atmosferine girmiş olsa da bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Başta Roma olmak üzere birçok Avrupa devinin radarında olan Markao'nun yerine gelecek isim ise şimdiden belirlendi. Alexis Perez. Markao'dan iyi bir bonservis elde etmek isteyen Aslan, Brezilyalı'nın yerini Giresunspor'un başarılı stoperi Perez ile dolduracak. 30 Nisan'da görevi bırakacak olan yönetimin yeni gelen yönetime Alexis Perez ismini rapor edeceği öğrenildi. Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sadece Galatasaray değil başka kulüpler de Alexis Perez ile ilgileniyor. Perez'i takip ettiklerini, listelerinde olduğunu biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak çok zor. İlgilenen birkaç takım var ama Perez şu anda Giresunspor için kritik bir oyuncu. İfadelerini kullanmıştı. Bu sezon Karadeniz ekibiyle 32 maça çıkan Perez'in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 1.8 milyon euro. Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen Markao için biçilen değer ise tam 14 milyon euro. Pjanić'ten Galatasaray'a Vidal müjdesi. Barcelona'dan Beşiktaş'a kiralanan ve sezon sonunda kulübüne dönecek olan Miralem Pjanić'in transferiyle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Katalan ekibinin gelecek planları arasında yer almayan ve satış listesine konan Boşnak Yıldız'a İtalyan devi Inter talip oldu. Miralem Pjanić'in çizmeye transferinin gerçekleşmesi Galatasaray'a yarayacak. Sarı Kırmızılıların bir süredir peşinde olduğu Vidal'in takımdan ayrılması kesinleşecek ve temaslar hızlanacak. İşte flaş gelişmelerin detayları. Transferde yeni adresi merak konusu olan Miralem Pjanić'e İtalya'dan talip çıktı. Mundo Deportivo'nun haberine göre Serie A devi Inter, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Inter CEO'su Giuseppe Marotta'nın Pjanić'i Juventus zamanından beri çok beğendiği ve transferde istekli olduğu kaydedildi. Bu isteği göstermek için de Miralem Pjanić'in temsilcisiyle temasa geçildi. Inter'in Pjanić transferinde mutlu sona ulaşması durumunda Arturo Vidal'i serbest bırakacağı ifade edildi. Bir süredir Şileli Yıldız'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncunun serbest kalmasının ardından temaslarını hızlandıracak. Sarı Kırmızılılara 3 sağlam sponsor. Galatasaray Lisesi'nin desteğini arkasına alan başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, kulübün 250 milyon dolar borcu olduğunu söyleyerek "Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız" diye konuştu. Scout ekibinin yaptığı çalışmalara ağırlık vereceklerini söyleyen Hamamcıoğlu, "Geldiğimiz noktada altyapıya dönüş yapmamız zorunlu bir durum" dedi. Önemli sponsorların hazır olduğunu kaydeden Hamamcıoğlu, "İş dünyasıyla ilişkilerimiz kuvvetli. Şimdi adını açıklamayı uygun görmediğimiz 3 sağlam sponsorumuz var. Bunlarla en azından amatör şubeler için finansman aramayacağız" ifadelerini kullandı. Hamamcıoğlu, hiçbir teknik direktörle görüşmediklerini ifade ederken yanlış takım kurulduğunu söyledi. Galatasaray'ın başkan adayı, "Doğru bir takım kuramadık. Takım ruhu son 3-4 maçtır ancak var. Harcanmış hesapsız paralar Galatasaray'ı ciddi bir ödeme zorluğuna getirdi" şeklinde açıklamada bulundu. Galatasaray 6 aylık Kazımcan Karataş'ın peşinde. Bu sezon Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Galatasaray'da danışmanlık hizmeti veren Luis Campos'un Altay forması giyen Kazımcan Karataş'ı beğendiği ortaya çıktı. İşte detaylar. Bu sezon istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları hız kazandı. Fotomaçta yer alan habere göre Altay'ın altyapısından yetişen milli futbolcu Kazımcan Karataş'la bir süre önce Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi. Sol kanat ve sol bek olarak oynayabilen genç futbolcuyu özellikle Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un beğendiği ve takip ettiği öne sürüldü. Öte yandan Sarı Kırmızılılar'da gerçekleşecek kongrede Başkan Elmas'ın görevinin sona erecek olması nedeniyle transferin belirsiz olduğu dile getirildi. Galatasaray devre arasında Altay'ın Polonyalı kalecisi Mateusz Lise'de talip olmuştu. Metin Öztürk'ten Oğuzhan Özyakup sürprizi.
Galatasaray'da başkanlık seçimi için çalışmalar devam ederken adaylardan Metin Öztürk'ün sürpriz bir transfer hamlesi yaptığı iddia edildi. İşte o gelişme. Başkan adayı Metin Öztürk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada göreve gelmesi durumunda futbolu Levent Nazifoğlu'na emanet edeceğini duyurmuştu. Nazifoğlu'nun hemen transfer için kolları sıvadığı ve birçok isimle görüşmelere başladığı öğrenildi. Bu isimlerden birisinin de Oğuzhan Özyakup olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı aldı. Teknik direktör Valerian İsmail'in gözüne girmeyi başaramayan Oğuzhan'ın yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken Levent Nazifoğlu'nun flaş bir hamle yaptığı iddia ediliyor. Takvimde yer alan habere göre Nazifoğlu'nun Oğuzhan'ın menajeriyle bir ön görüşmede bulunduğu ve Metin Öztürk'ün başkanlık koltuğuna oturması durumunda resmi teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında. Son dönemde performansında büyük bir düşüş olan Oğuzhan Özyakup, bu sezon 17 resmi maçta 819 dakika süre alırken hiç gol atamadı. Takımına sadece bir asistlik katkı verebilen milli futbolcu Süper Lig'de son 8 haftada sakatlık ve farklı sebeplerle hiç forma giyemedi. Avrupa kulüpleri Marcao için birbirleriyle yarışıyor. Roma ve Napoli gibi İtalyan kulüplerinin yakından ilgilendiği Marcao'ya Atalanta da talip oldu. Milli futbolcumuz Melih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, Marcao için Galatasaray'a teklif yapacak. Galatasaray'a geldiği günden beri oldukça başarılı bir performans gösteren Marcao için ayrılık günü yavaş yavaş yaklaşıyor. Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alan Marcao, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak gibi görünüyor. Napoli ve Roma gibi İtalyan kulüplerinin Marcao'ya talip olduğu biliniyordu. Bu listeye son olaraksa Atalanta eklendi. Atalanta 25 yaşındaki Brezilyalı stoper için Galatasaray'la transfer görüşmelerine şimdiden başlamak istiyor. Ancak Galatasaray'ın seçim sürecinde olması bunu engelliyor. Marcao'yu transfer etmek isteyen takımların Galatasaray'ın yeni yönetimiyle görüşmesi gerekecek. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta kulübü, Marcao transferi için Merih üzerinden bir plan yapıyor. Atalanta 28 milyon euro bedelle Merih Demiral'ın bonservisini Juventus'tan alıp 40 milyon euro gibi bir paraya Manchester United'a satacak. İtalyan kulübü Merih Demiral'ın boşluğunu ise Marcao ile doldurmayı hedefliyor. Galatasaray'a gelmeden önce üçlü savunmanın solunda görev yapan Marcao, Atalanta'ya giderse yine aynı rolü üstlenecek. Atalanta, Napoli ve Roma'nın Marcao için Galatasaray'a 15-20 milyon euro bandında bir teklif yapması bekleniyor. Şimdiden Marcao'nun transferinin kesin olarak bittiği öne sürüldü.